Mutlu günler değerli izleyiciler. Kanal T ekranlarında sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Sağ olsunlar, var olsunlar beni kırmayıp buralara kadar geldiler. Profesör Doktor Nazife Aydınoğlu. Çok saygıdeğer hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neler söyleyeceksiniz önce? Öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Eğitim konusunda güzel bir sohbet yapacağımızı umuyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Tekrardan saygılar sunuyorum. Sizin gibi değeri burada görmekten. Şimdi eğitim her şeyin başlangıcıdır. Ama öğrenci ki bu dönemlerde yüz yüze olsun ve online olsun, çevrim içi olsun. Öğrencinin bir hocanın kapısını çaldığı zaman o hocanın görüntüsü, ses tonu çok önemlidir ve iyi ki varsınız, iyi ki aramızdasınız ve öğrencilerimize, bizlere yol gösteriyorsunuz en iyi şekilde. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok Nazif Hoca bir ekoldür bizim aramızda. Sağ olun, var olun hocam. Programımıza başlarken bize kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tagoyacığım, 66 yılı ve 47 yıllık öğretmenlik maceramı 2-3 dakikaya nasıl sığdırırım bilemiyorum. Ama deneyeyim. Bir de 75'ten balay döneminden oradan da başla. Evet, evet, Kıbrıs'a ilk gelişim. Hoş geldiniz. 1954 yılında Soma Manisa doğumluyum. Büyükşehir'le 71 yılında üniversite için geldim. O zamanlar öğretmen yetiştiren kurumlar üniversiteye bağlı değildi. 3 yıllık eğitim enstitüsü İngilizce öğretmenliği mezunu olarak meslek hayatıma atıldım. Bir yıl Trabzon Beşikdüzü Öğretmen Lisesi ve daha sonra evlilik nedeniyle İzmir'e döndüm. Ve bir yıl sonra yeni açılan Yabancı Diller Yüksekokulu ile yüksek öğretimde öğretmenlik yapmaya, hocalık yapmaya başladım. Mezuniyetimin 3. yılında kendi kurumumda hocalık yapıyordum. İlk girdiğim günü hiç unutmuyorum. O zamanlar böyle herkesin kendi ofisi yoktu. Bir öğretmenler odası vardı. Girdim, bütün kendi hocalarım hemen geri çıktım çekinerek. Bu başlayan macera orada 28 yıl sürdü. Bu 28 yıl süresince eğitim enstitüsünden yüksek öğretmen okuluna, oradan da üniversitenin bir fakültesine dönüştü. Tabii bu dönüşüm içerisinde kariyer yapmamız söz konusu oldu. Ve ben 12 yıllık meslek yaşamımdan sonra önce lisansımı tamamladım. Sonra yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Bu arada ailem de vardı. Bir yandan tam zamanlı çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Ve kariyerimi yaptım. Ama bütün bunları yaptığıma çok mutluyum. Çünkü 12 sene meslekte çalıştıktan sonra tekrar öğrenci olmak çok keyifliydi. Birçok konunun bilincinde oluyorsunuz. Sadece okuyup bilgiyi almak değil, onu eleştirmeyi. Çünkü kendiniz uygulamışsınız. Çok keyifli bir dönemdi tüm zorluklarına rağmen. 31 yıl Buca Eğitim Fakültesi diyelim İzmir'de çalıştıktan sonra emekli olarak Kıbrıs'a geldim. Gelme nedenim aslında oğlumun Kıbrıs'ta bir üniversiteye girişiydi. Bilirsiniz bizim annelik içgüdülerimiz de kuvvetlidir. Emekli olarak buraya geldim. O günden beri de gerek KKTC'de gerek Türkiye'de özel üniversitelerde 16 yıldır çalışıyorum. Ne güzel. Evet, KKTC'yi çok seviyorum. Gerek iklim olarak, gerek insanları olarak çok yakınlar bize. Burada hocalık yapmaktan gerçekten mutlu ve onurluyum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hocam, çok yoğun bir dönem, çok yoğun bir çalışma temposu. Güz dönemini geride bıraktık. İyisiyle, doğrusuyla bahar dönemine geçiyoruz. Ve öğretmenlik her şey. Meslek grupları değişti, farklılaştı. Ama öğretmenlik her zaman var. Ve siz eğitim fakültesinin başında yer alıyorsunuz. Çok zorlu bir süreç gerçekten. Ve yeni açılan bölümler var, hedefler var, açılmasını beklediklerimiz var. Bu konularla ilgili bizlere neler söyleyeceksiniz? Nazif Hoca'nın takımında neler oluyor bir sporcu terimiyle? Evet,
İsterseniz eğitim fakültemiz hakkında çok kısaca bilgi vereyim sizlere. 2016-17 yılında iki bölüm olarak açıldı Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri olarak. Hemen ertesi yıl 3 bölüm eklendi. Türkçe öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği. Bir yıl sonra özel eğitim öğretmenliği programıyla program sayımız 6'ya ulaştı. Bu yıl 7.sini açmak için bütün çalışmalarımızı tamamladık. Sınıf öğretmenliğini açmak üzere başvurularımızı yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onayımızı aldık. YÖK başvurumuzu yapıyoruz. Çok güzel. Tabii günümüzde artık sadece lisans eğitimiyle yetinilmiyor. Öğrencilerimiz hemen lisansın arkasından yüksek lisans programlarına devam etmek istiyorlar. Biz de ilk mezunlarımızı verdiğimiz için yüksek lisans programlarına da başvurduk. Şu anda rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü yüksek lisans programımız ve eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programımız YÖDAK onaylı başlamıştır. Bu dönem İngilizce öğretmenliği programı için YÖDAK'tan izin aldık ve bahar döneminde ilk kez açıyoruz. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi'nde de klinik psikoloji programının yüksek lisansını başlatmış bulunuyoruz. Böylece mezunlarımızı verdik. Kendi mezunlarımızı KKTC'den ve Türkiye'den gelen yüksek lisans yapmak öğrencilerimize ve de uluslararası öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bu arada bunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Buyurun hocam. İngilizce öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin büyük çoğunluğu çok farklı ülkelerden, 50 kadar ülkeden gelmiş maşallah, öğrencilerimiz ne var. Güzel. Aynı şekilde psikoloji bölümümüzün de Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı İngilizce psikoloji bölümü var. Orada da yabancı öğrencilerimiz çoğunlukta. Yüksek lisans programlarımıza da daha geçen hafta başlatmamıza rağmen hemen yurt dışından da başvurular başladı. Bu bizi mutlu ediyor tabii. Uluslararası bir ortamda ders veriyor olmak, öğrencilerimizin çok farklı ülkelerden gelmesi bize zenginlik katıyor. Bu kadar çok yönlü bir kültürlüğünün üniversitemiz içerisinde eğitim alması çok büyük bir gurur. Evet. Ve özellikle Nazif Hoca genelde de Final Üniversitesi olarak dışarıda temsil edileceğiz. Evet. Değil mi? Evet. Ki program öncesinde Özkan Mertekçi, Nazif Hocama çok çok selamlarımı ilettiniz. Ben de canlı yayında ileteceğim selamları dedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevilmek, saygı duymak, takdir edilmek çok çok önemlidir. Bu hele hele bu dönemde bir o kadar daha da yer edinmekte eğitim süreci içerisinde. Şimdi çok güzel yeni haberler verdiniz bize. Yeni bölümlerden, yeni bir sistemden bahsettiniz. Bununla birlikte ki hedef ne olacak hocam? Yani biz akademik kadromuz hazır durumdayız, öğrencilerimiz. Biraz bize bu yani pandemi süreci de kolay bir süreç değil. Siz de hak verirseniz. Nasıl gidiyor? Evet, günümüzde her konuşmanın bir kısmını maalesef pandemiyle ilişkilendiriyoruz. O yüzden bu programda da biliyordum mutlaka pandemi bir şekilde söz konusu olacak. Çok zorlu bir süreçti Togay Hocam. Birdenbire daha önce elbette uzaktan eğitim, açık öğretim gibi programlar olsa da üniversite eğitimi yüz yüze eğitim olarak sürmekteydi. Bu adada da böyleydi, Türkiye'de de böyleydi. Birdenbire bir hafta içerisinde tüm eğitimi online'a çevrim içine döndürdük ve çok zorlu bir eğitimdi. Bir yandan yürüttük eğitimimizi, bir yandan da öğrendik bunun nasıl yürütüleceğini. Hem hocalarımız olarak, hem idarecilerimiz olarak programlarımızı, sınavlarımızı birdenbire uyarlamak zorunda kaldık. Ama gerçekten de çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. Final Üniversitesi olarak bir kere yaz döneminde bütün altyapı yenilendi, kuvvetlendirildi. Şu anda sınıflarımızın hepsinde akıllı tahtalarımız mevcut.
ses iyi düzelsin diye bütün tavana ses sistemleri konuldu. Doğru söylüyorsunuz hocam. Kameralarımız var ve biz bu pandemi sürecinde sanki hiçbir şey olmamış gibi sınıflarımızda eğitim verdik. Ama bütün öğrencimiz sınıfta mıydı? Hayır. Hazırlık okulumuzda ve birinci sınıflarımızda öğrencimizin çoğunluğu sınıftaydı. Sınıfa gelemeyen öğrencilerimiz kendi bulundukları ülkelerden ve şehirlerden bize anında katılma şansına sahiptiler. Derslerimizi dinlediler bizimle eş zamanlı olarak. Bize sorular sordular. Biz onlara sorular sorduk, yanıtlarını aldık. Sanki sınıftaymış gibi o öğrencilerimizle iletişim kurduk. Hatta zaman zaman onları sunucu yaptık. Onların hazırlıklarını, ödevlerini, sunumlarını bizimle paylaşmalarını sağladık. Aynı zamanda bütün bu derslerimiz kayıt altına alınarak daha sonra erişimi olmayan öğrencilerin ulaşmaları için veya öğrencilerin dersleri tekrar tekrar dinleyerek özümsemelerini sağlamaları için asenkron olarak da bütün öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Sınavlar da büyük bir zorluktu bu dönemde. Eski sınav sistemlerimizi, soru çeşitlerimizi hepsini değiştirmek zorunda kaldık. Hiç kolay değildi. Hiç kolay değildi. Çünkü öğrencilerimiz artık kitapları önlerinde, bütün ders notları önlerinde olarak sınava giriyorlardı. Aslında bu bizim son zamanlarda yaptığımız eğitimdeki değişimlere de aslında iyi bir destek oldu. Bu yavaş yavaş gidiyordu. İşte öğrenci merkezli eğitim, sınavların uygulamalı olması, ezbere dayanmaması, eleştirel uygulamalı olması. Bu süreç bizi birdenbire bu değişimi uygulamaya sevk etti. Bence de iyi oldu. Tabii bazı zorlukları oldu. Örneğin bizim hazırlık okulumuzun yeterlik sınavları Oxford Online uluslararası bir sistem içerisinde olur. Eskiden öğrencimizi biz üniversitemize getirirdik ve üniversitemizde bilgisayar laboratuvarlarımızda okutmanlarımızın gözetiminde bu sınavları yapardık. Bu dönemde onu yapamadık. Hazırlık okulumuzdaki idareci ve okutmanlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Üçer kişilik gruplar halinde kendi evlerindeki bilgisayarlardan kamera açımını sağlayarak günde 5 seans, 5 bir hafta boyunca bu sınavları büyük bir özveriyle gerçekleştirdiler. Bu sanıyorum bir adada ilktir. Yani pandemi dönemi olmasına rağmen bütün öğrenciler bu yeterlik sınavlarını üçer kişilik gruplarda ve gözetmeni tarafından kamera yardımıyla izlenerek bu sınavlarımızı da yüzümüzün akıyla yaptık. Zor bir dönemdi ama her gelen zorluğa eğitim odaklı bakarak, öğrenci odaklı bakarak çözümler getirmeye çalıştık. Ve bunda da başarılı olduk. Biraz fazla çalışıyoruz. ama değer. Eğitimden fedakarlık yapmıyoruz. Öğrencilerimize verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de bunun farkındalar. Bize destek oluyorlar gerçekten. Çok güzel. Eğitim fakültesinin, Yabancılar Yüksek Okulu'nun, Fen Edebiyat Fakültesi'nin hem öğretmenleri hem öğrencileri bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmak, en iyi, en yüksek verimi almak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Büyük destek oldular. Yoksa bu zorlu süreci atlatmak zordu. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bütün destekleri için, bütün özverileri için. Kolay değildi ama biz bunun üstesinden geldik. Aynı zamanda tabii ki üst yönetime de bir teşekkür borçluyum. Ne zaman sıkışsak gerek rektör hocamız gerek mütevelli başkanımız, genel sekreterimiz bizi yalnız bırakmadılar. Gerek maddi konularda üniversitemizde yapılması gereken değişiklikler konularında gerekse bize destek çıkarak sorunlarımızı paylaşarak yardımlaştılar. Bu bir ekip çalışması oldu. Öğrencisi, hocası, idarecisi, üst yönetimi bu zorlu süreci bu şekilde yürütüyoruz.
öğretim kadrosuna, akademik kadroya etmiş olduğumuz teşekkür takdire şayan. Diğeri de öyle, tam bir takım ruhu içerisinde. O insan, şimdi ben televizyonun başında otursun Nazif hocamı görüyorum ve o şekilde bir teşekkür ettiğinde, yani bütün dünyalar benim olur diyeyim size. Hocam şimdi müfredat komitesi var, disiplin kurulu var, atama kurulu var, bir sürü çalışmalar var. Bunun haricinde de işte yine dersler, bir sürü plan program gidiyor. Bu takım ruhunu nasıl sağlıyorsunuz hocam? Hocam sanırım eğitim bir gönül işi. Bu işi seviyorsanız, bu işin en iyi yürütülmesi için takım ruhunun gerektiğini biliyorsunuz. Önce öğrencinizle, hocalarınızla aynı tarafta olmak zorundasınız. Bu aynı tarafta olduğunuz zaman, amacınız aynı olduğunda kendiliğinden sağlanıyor. Amaçlarınız farklıysa, karşı taraflarda duruyorsanız çok zor. Ama biz aynı tarafta durmayı başardık. Bu nedenle de teşekkür etmek istedim. Herkes elinden geldiğince kendi bilgi alanı çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Öğretmenlik çok güzel bir meslek Sayın Hocam. Bıkıp usanmıyorsunuz. Böyle bir hani virüs gibi diyeceğim ama virüs bugünlerde çok kötü çağrışımları olan bir kelime. Yani o sınıfa girip o zevki bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü sizi anlayan kişilerle aynı dilden konuşuyorsunuz. Bildiğinizi paylaşıyorsunuz sürekli. Bilginizi üretiyorsunuz. Yerinde kalmıyor sınıf ortamında. Artık günümüzde sadece hoca bilmiyor, öğrenci de biliyor. Birlikte tartışma ortamları var. Biliyorsunuz eğitim değişti artık. Eskiden İşte hoca gelir, dersini anlatır, konferans usulü, öğrenciler not alır, öğrenciler boş birer tas, hoca dolu bilgiyi öğrencinin kafasına boşaltır. Artık günümüzde öyle bir eğitim anlayışı yok. Doğru söylüyorsunuz. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı var. Üstelik bilgiye erişimi çok kolaylaştırdı son teknolojik gelişmeler. Öğrenciler bizler kadar bilgiye, hatta zaman zaman bizlerden daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorlar. O yüzden artık bizim görevimiz bilgi aktarmak değil, bilgiyi tartışmak, analiz etmek, değerlendirmek, bunun kullanım alanlarını tartışmak sınıflarımızda. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrenci merkezli, öğrenci odaklı, ezbere dayanan değil, projelere dayanan, çeşitli görevlendirmelere, etkinliklere dayanan, tartışmaya dayanan bir eğitim sistemini sürdürmek zorundayız. Artık kendi kendine de öğreniyor öğrencilerimiz, birbirlerinden öğreniyorlar. Günümüzde bütün başarılı imzaların arkasına bakarsanız bir takım görürsünüz. Hatta bu takım aynı disiplinden gelen kişilerin değil, farklı disiplinlerden gelen kişilerin oluşturdukları takımlar. Artık disiplinler arası çok konuşulan bir konu. Bu nedenle farklı yeteneklere, farklı bilgi ve becerilere sahip kişilerin bir araya gelerek verdikleri eğitim, yaptıkları projeler her zaman çok daha değerli olmakta, çok fazla ses getirmekle gerek kendi çevremize, kendi ülkemize, gerekse dünyaya yararlar sağlamaktadır. O yüzden de takım ruhunu benimsiyoruz. Takım ruhu içerisinde rol model olma, günümüz öğretmenini, günümüzün dönüşümcü liderini de açıklamış evet. olduğumuz, tarifini de yapmış olduğumuz evet. hocam. Gerçekten çok önemli bir olay. Öğrenci bizi görsün veya görmesin, yani yüz yüze olalım veya olmayalım. Öğretmenin oradaki rolü, rol modelliği çok çok önemlidir. Evet, süremiz daralıyor demeyeceğim, daha vaktimiz var ama. Ben de bir şöyle kontrol ettim çünkü gerçekten eğitim deyince çok büyük bir alan. Neresinden başlasak, isterseniz birazcık da öğretmen yetiştirmekten bahsedelim. Buyurun eğitim hocam. Fakültesi olduğu için rol model olan, alanında iyi bilgiye sahip olan, mesleğini nasıl yapacağını bilen öğretmenler yetiştirmek her zaman öğretmen yetiştiren kurumların hedefleri arasında olmuştur.
Ama artık günümüzde buna başka alanlar da eklendi Sayın Hocam. Biliyorsunuz bizim programlarımızın hepsi YÖK onaylıdır. Çünkü öğrencilerimizin çoğu Türkiye'ye giderek oradaki kurumlarda çalışmaktadır. Bu nedenle biz eğitim fakültemizde de YÖK'ün bize göndermiş olduğu programları en son 2018 yılında güncellenmişti. Uyguluyoruz. 2018 yılında YÖK'ün gönderdiği programlara baktığımızda artık yalnızca alan bilgisi ve meslek bilgisiyle sınırlanmadığını gördük. Bizim öğrencilerimiz çok farklı gruplarda ders alırlar. Tabii bunlardan bir kısmı zorunlu alan dersleridir. Zorunlu meslek dersleridir. Kendi alanlarında bilgilerini tamamlamak ve bunları öğrenciye nasıl aktaracağını, nasıl değerlendireceğini, kaynakları nasıl kullanacağını öğreten genel derslerdir. Ama bunların yanı sıra alan seçmeli derslerimiz, o alanın kendine özgü alt alanlarını seçmeli olarak veririz biz öğrencilerimize kendi istekleri doğrultusunda. Bunun yanında mesleki seçmeli derslerimiz de vardır. Ben biraz hazırlıklı geldim. Tabii şöyle, ki hocam. Eğitim fakültesindeki bize YÖK tarafından gönderilen programdaki meslek bilgisi seçmeli derslerine bir bakarsak, açık ve uzaktan öğrenme, dikkat eksikliği, hiperaktivite, eğitim hukuku, eğitim antropolojisi, eğitimde drama, eğitimde program dışı etkinlikler, eğitimde proje hazırlama, eleştirel ve analitik düşünme, karşılaştırmalı eğitim, mikro eğitim, müze eğitimi, okul dışı öğrenme ortamları, öğrenme güçlüğü, öğretimi bireyselleştirme, sürdürülebilir kalkınma ve eğitim, yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme gibi seçmeli dersler de var. Peki, ki bununla beden eğitimi spor psikologluğunda koordinatörünü yürüttüm. Beden eğitimi spor öğretmenliğinde de ortak ders olarak bunları evet, da görüyoruz. Evet, evet. Ve tabii bu dersleri verirken biz hukuk fakültesinden, efendim psikoloji bölümünden, fen edebiyat fakültesinden ve diğer üniversitenin fakültelerinden yardım almaktayız. Bu da fakülteler arasında işbirliğini artırıyor. Peki bu kadarla kalıyor mu? Bu kadarla kalmıyor. Bir de uzun genel kültür seçmeli listemiz var. Artık öğretmenlerimizin sadece kendi alanlarında değil, genel kültür konularında da donanımlı olmalarını istiyoruz. Biz de istiyoruz bunu. Bizim denetleyici kuruluşlarımız da istiyor. YÖK de istiyor. İsterseniz bir de onlara bakalım neler hocam, var buyurun. Vaktimiz varsa. Neler hocam? Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele, beslenme ve sağlık, bilim tarihi ve felsefesi, bilim ve araştırma etiği, ekonomi ve girişimcilik, geleneksel Türk el sanatları, insan hakları ve demokrasi eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim, kariyer planlama ve geliştirme, kültür ve dil, medya okuryazarlığı, sanat ve estetik, Türk halk oyunları, Türk işaret dili, Türk kültür coğrafyası, Türk musikisi, Türk sanat tarihi. Dört dörtlük topluma hizmet değil mi hocam? Şimdi biraz abartıyor muyuz bilemiyorum ama biz bugünlerde YÖK bir yetki devri yaptı. Dedi ki biz bu değişimi başlattık. Artık bu yıldan itibaren programlarınızı siz değiştirebilirsiniz. Ve biz eğitim fakültesi olarak son bir aydır programlarımızı bir revizyondan geçiriyoruz. Ve bu havuzumuza acaba başka hangi dersleri ekleyebiliriz diye de düşünüyoruz. Eğitim fakültesi tüm programlarında, mevcut olan 6 programında ve açılacak olan sınıf öğretmenliği programında uygulamalı derslerimiz çok sayıdadır. Yani biz sınıf içinde verdiğimiz derslerde de hemen kuramın arkasından uygulamayı veririz. Ama aynı zamanda KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile olan anlaşmalarımızla öğrencilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulama yaptırıyoruz. Bizim bir şansımız daha var. Diğer üniversitelerden bir farkımız var. Türkiye'de final okulları ile
bağlantımız olduğu için öğrencilerimiz aynı zamanda Türkiye'deki final okullarında da uygulama yapabildiler. Bu bizim pandemi döneminde de çok işimize yaradı. Türkiye'deki öğrencilerimiz yıl ve dönem kaybetmeden Türkiye'deki final okullarında uygulamalarını düzenli bir şekilde yaptılar. Büyük bir şans. Çok büyük bir şanstı. Yani eğitim fakültesi olarak hiçbir uygulamamız eksik kalmadı ve döneminde yapıldı. Güz dönemini bitirdik. Şimdi yine bahar dönemi için iletişimlerimizi kuruyoruz. Mezunlarımızın bir şansı daha var. Bunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Biz mezunlarımıza biliyorsunuz iş garantisi veriyoruz. Önceleri bu pek inanılmadı. Ama mezunlarımızı verdikçe onları, özellikle eğitim fakültesi mezunlarımızı final okullarında istedikleri bölgelerde istihdam ediyoruz. Görevlerine başladılar. Ne kadar güzel değil mi hocam? Evet, evet. Çok büyük bir gurur. Çok büyük bir gurur meselesi. Yani kendi yetiştirdiklerimizi kendi kurumlarımızda çalıştırıyor olmak bize geleceğe daha güvenle baktırıyor. Kurumumuzun daha iyileştirmek için uğraş vermekte bizi teşvik ediyor. Bu böyle karşılıklı bir alışveriş. Biz ne kadar iyi öğretmenler yetiştirirsek bu gene kendi kurumumuz için, gerek ülkemiz için, gerek dünyamız için çok büyük bir kazanç olacaktır. Oradaki ağaçların her bir meyvesi bizim bir gururumuz. Evet. Unutmayalım ki bütün dünyaya da yayılıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bu nedenle de eğitimimizi, süremiz çok az kaldı ama bundan da biraz bahsedeyim. Yok hocam, hem yerel hem küresel değerlere uygun olarak vermeye çalışıyoruz. Ne kendi yerel kültürümüzü, değerlerimizi yitirelim diyoruz. Ama aynı zamanda tüm dünya kültürlerine, tüm dünya değerlerine açık olalım. Hepsini bir araya getirelim. Belki böylece dünyada barışa ve kardeşliğe de hizmet vermiş oluruz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Sürenin nasıl geçtiğini anlayamadım. Şimdi Final Üniversitesi içerisinde çok güzel, çok samimi bir ortam var ve dersler saatlere göre bölünür. İşte ortaksa da farklı bölümlerden birleştirilerek o saatler içerisinde kimisi işte yemeğini gider yesin, kimisi işte farklı bir uygulama dersini gider. Koridorda dolaşırken Nazif Hoca'nın derslerinde bahar dönemi, güz dönümünde tanık oldum. Bu büyük bir güdülemedir. Sizin vermiş olduğunuz ses tonunuzla, öğrencilerle konuşmanız programın başında bizleri de güdülemiş oluyor artı yönde ve büyüklerimizin bize örnek olması yetişenlerin de aynı yolda devam etmesini sağlıyor. Bu çark kolumuzdaki veya işte duvardaki bir saatteki gibi, evet, içerisindeki o birbirine bağlı müthiş bir sistemin bağlantısına benzetiyorum. Sizi ve sizle birlikte çalışan tüm eğitim fakültesi çalışanları, bütün üniversitemizde böyle ama eğitimin başında yer aldığınız için, o fakültenin başında yer aldığınız için de bu çok önemli. Çünkü öğretmen her şeyin başında, tüm mesleklerin, evet, yer almasında. Evet. Dolayısıyla bugün Nazif Hocamız bize artı bir de ders vermiş oldu. Son dönemde öğretmenin nasıl olması gerektiği, evet, zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreçte de öğretmen silkinip kendisine gelmesi gerekiyor. Geleceğin temeli olan gençlerimize, çocuklarımıza nasıl ders vermemiz, onların karşısında nasıl durmamız, nasıl bir şekilde onlara hitap etmemiz çok önemli açısından. Bana da bir ders vermiş oldunuz bugün ekstradan. Estağfurullah sayın hocam. Sağ olun hocam. Bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. O şeref bana ait hocam. Sağ olun. Teşekkürler. İlerleyen programlarda tekrardan açılacak olan bölümlerimiz, yapılacak faaliyetlerle ilgili sizin engin bilgilerinize tekrardan başvuracağız. Sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum. Size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir zevkti. Daha sonraki programlarınıza da memnuniyetle katılırım. Bugün bahsetmeyi düşündüğüm birçok konu vardı ama dediğiniz gibi biliyorum, zaman farkındayım. Su gibi aktı geçti. Neler vardı? 21. yüzyıl becerilerinden bahsedecektik. Yaşam boyu öğrenmeden bahsedecektik. Ama umarım önümüzdeki dönemlerde tekrar birlikte olma fırsatını verirsiniz. Bu İnşallah konulara hocam da değiniriz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet.
İyi bir öğretmen olalım, düzgün bir öğretmen olalım ve çalıştığımız kurum içerisinde layıkıyla en iyi şekilde işimizi yerine getirelim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konukla yine Final Forum'da burada Kanal T stüdyolarında buluşuncaya dek hoşça kalın diyorum efendim. We'll be right back.